Baba, dışarıdan istediğin bir şey var mı? Hemen geleceğim. Eve bir şeyler almak lazım. Hadi söyle oğlum, usta. Sen de mi konuşmayı sevmiyorsun oğlum, nedir? Hüsnü, buraya gel. Buyurun efendim. Aylardır bunu bekliyorum. Affı şahaneye uğramayı. Kısa kes Hüsnü. Söyle bakayım, usta. Usta. Öyle değil, usta. Usta. Bak, böyle söyleyeceksin. Gördün mü? Usta. Ay abi, ne uğraşıyorsun el kadar çocukla? Vır vır etme Gülendam, git kapıya bak. Bulut amcan gelmiştir oğlum. Ondan da öğrenecek çok şeyim var. Hoş geldin abi. Buraya mı getirdi babamı o memati? İçerideler. Hayırdır Gülendam? Bu surat ne? O kadar evlendik, bir tebrik etmedin abi. Ev kurduk, evimize bile gelmedin. Gülendam, ben evden çıkıyor muyum? Bak, nasıl çıkıyorsun çıkınca? Otur otur nereye kadar? E çık tabii ki. Evlenmezsen size kim bakacak? Babanın hali ortada. Vır 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 vır. Seni boşuna mı aileye aldık? Hepimize bakarsın işte. Değil mi ortak? Bir daha babamı yerinden kıpırdatırsan, bir daha yerinden kıpırdayamazsın. Yavaş. Baba aradı. Gel oğlum beni al dedi. Ben de gittim aldım. Evde bırakıp gidiyorsun adamı. Babam nerede şimdi? Yemeğini yedi yatıyor. Ayıptır. Bir yemeğimizi de yemeyecek misin? Abi o kadar hazırladım sen geleceksin diye. Hadi. Söyle bakalım Bulut amcana. Ortak. Ne var Cahit? Tamam anladık çıkıyorsunuz da sen niye arıyorsun? Usta arasaydı ya. Al bakalım. Artistlik yapma. Geleceğim işte. Hadi sen çık biz de çıkalım. Onlar gidene kadar ben giderim. Git ki rahat rahat gidelim de. Ortak biliyorsun bırakmam. Anlaştık işte seninle. Bir şeye anlaştığımız yok. Ortak, babaya Gülen'den fıstık gibi bakar. Hem Ali Memati de dedesiyle mışıl mışıl yatar. Yok dediysem yok. Tamam ortak. Sabah 8, akşam 4 holdingde. 5 efendim. Yemişim holdingini. Tataroğlu'nu bırakıp size mi geleceğim? Hüsnü sen konuşma git çöpleri dök. Emredersiniz efendim. Aa, ne çöpü bu saatte? Savunma bana şu herifi Gülendam. Ne diyorsam yapacak. Al. Oo. Thank you.
Holding deyip gözünde ne büyütüyorsun? Eskiden çek senet işleri için yazıhane vardı. Şimdi holding var. Memati. Bıktım. Evlendirelim seni. Sen kendin evlen önce. Ortak, o meseleyi hiç açma. Bana yaptığın numaranın 10 numaralı topçusu orada. Gülendam, senin bacını buluta mı versek? Abi, çok küçük o da. Benim ne evlenmeye ne bu işlere dönmeye niyetim var. Ben babamı da alıp gidiyorum. Yaptığın ne ortaklığa ne de delikanlılığa sığar. Küsecek misin? Gülendam mıyım küseyim? Çok canımı sıkarsan sıkarım iki dizine. Dizimin dibinde oturursun. Senin uyku saatin gelmiş. Yat uyu. Rüyanda gör. Yarın holding toplantına gecikme. Benzini çek demedim mi? Efendim, erken çıktınız. Bu kadar boşaldı. İçeydin oğlum. Ne oldu şimdi buna ya? Geliyorum ortak. Ulan Memati. Ben şunları getireyim. Hayırdır ortak? Arabanın benzinini mi boşalttın? İşim gücüm yok. Seninle oyun mu oynayacağım? Şu arabanı ver de biz gideceğiz. Gitmem lazım ortak. Hadi babayı eve bırakalım. Sonra da beraber uçup gidelim. İyi, Allah cezanı vermesin. İyi. Baba gel. Efendim usta. Neredesin be Mati? Ortak! Ortak!
Ortak! Ölecek lan! Ölecek! Memati buradan sağ çıkmayacak. Ne bakıyorsun şerefsiz? Sıksana! Abi dönelim. Ne olduğunu anlasak dönelim. Cevap ver Memati. Hüsnü'yü Gülendam'ı ara. Abi biz gitmeyecek miyiz? Gideceğiz ama eli boş gitmeyeceğiz. Şahmeran'la gideceğiz. Sırtma sırt! Polisler geliyor. Abi gidelim. Memati'yi öldürmeden gelmeyin lan. Ölün ama yine gelmeyin. Yoksa sizi ben gebertirim lan. Sıksana lan, sık. Bye.
biraz... Başınız sağ olsun. Nasıl oldu? Kim yaptı? Ben yaptım. Anlamadım. Ben öldürdüm. Olur mu öyle şey Memati Bey? Uzaktan ateş etmişler. Ha yakından ben sıkmışım, ha ölmesine sebep olmuşum. Boş ver iyi hal uygulamayı. Al götür beni içeri. Memati Bey, sizi anlıyorum. Hassassınız. Anlamıyorsun müdür. Hiçbir şey anlamıyorsun. Ben ellerimle ortam dedim, adamı öldürdüm. Adam evinde oturuyordu. Gelmem diyordu. Zorla, yalvar, yakar, oyun oynayarak adamı eceline getirdim. Silah kim sıkmış, umurumda mı? Memati Bey, bu sıralar husumette olduğunuz birileri var mı? Onlar bana sıksın, beni öldürsün. Niye Bulut'u öldürüyorlar? Bulut'u buraya getirmesem zaten beni öldüreceklerdi. Beni içeri atacaksın. Ben çok can akıydım. Ama ilk defa cinayet işledim. Niye kendi üzerinize alıyorsunuz? Belki Yalçın Bulut'un birileriyle husumeti vardı. Sen beni işitmiyor musun? Sana ben öldürdüm diyorum kardeşim. Memati. Usta, söyle beni içeri alsınlar. Bulut'u öldürdüm. Tamam Memati. Tamam mamam değil usta. Adamı harbi öldürdüm. Babasını evden kaçırdım ki buraya gelsin. Adamı Azrail'in kollarına attım. Gidelim. Kezzap usta bu, kezzap. Lakta söktü ciğerimi. Bir işi beceremediniz lan. Adam avucumuzun içine düştü. İçine. Bulut'u öldürdük abi. Bir dahaki sefere de Memati başı öldürürüz. Nereye öldürüyorsun lan? Memati armut mu topluyor? Şimdi iyice bu işin üstüne düşecek. En yakın arkadaşını kollarında öldürdük. Sabah konuştuğumuz çocuklar var ya. Bu işi bilenler. Onları temizle. Kaybolsunlar. Cesetlerini kimse bulamasın. Emredersin abi. Ne duruyorsun lan? Git dediğimi yap. Evin önündeki çocukları da al. Kimse kalmasın burada. Abi, ya sana bir şey yaparlarsa? Kimse Özcan'a bir şey yapamaz. Yürü. Yürüyün gidiyoruz. Başınız sağ olsun. Sağ ol.
Hüsnü. Buyurun efendim. Sağ ol. Sizin de başınız sağ olsun efendim. Allah size ve evladınıza uzun ömür versin. Sağ ol. Çocuklar abilerin geldiğini söyledi. Geldiler. Bir şey mi oldu? Bir şey yok. Ne oldu söyle. Bir şey yok dedim. Senin dinlenmen lazım. Doktor, tepemin tasını attırma benim. Kime ne oldu söyle. Bizden kimseye bir şey olmamış. Kim o zaman? Yalçın Bulut. Hadi canım. Ölmüş mü? Hı hı. Nasıl olmuş? Yalçın Bulut Memat abi ziyarete gitmiş. Evin çıkışında vurmuşlar. Memat abi bitti. Şahmeran mı yılan mı? O ne oldu usta? Deliğine aktı Memati. Şerefsiz. Daha da gelmez o. Gelir. Öyle bir gelir ki. Zaza geldi. Zaza maza kimseyi görecek halim yok. Baş sağlığına gelmiş efendim. Ne diyelim? Baş mı kalmış Tuncay? Başımız çok şükür yerinde. Gelsinler. Kimin işi diyorsun usta? Karışık iş Memati. Uzaktan sıkıyorlar ama keleşliler de var. Mafya işi olsa uzaktan sıkmazlar. Tabancayla sıkarlar. Keleş örgütün işi. Ama uzaktan dürbün işi de... Dur bakalım, illaki bulacağız. Hele bir arkadaşını uğurla, taziyeleri kabul et. Hadisenin rengi belli olur. Başı sağ olsun. Hoş geldiniz. Sen burada kalın. Tuncay Bey, bu kalbimin sızısı geçmiyor. Ne dek biz bunu? Kardiyologlarımıza gösterelim sizi uygun bir zamanda. Doktor sevmeyeyim. Dayı istiyor ki Tuncay Bey senin paranı ala. Cevher, bu yaştan sonra parayı nereye harcayacağız? Kumara mı harcayacağız? Sağlığa harcayacağız. Değil mi Tuncay Bey? Her şeyin başı sağlık efendim. Öyle değilsin de Bulut rahmetli kalpten mi gitti? Vallahi Cevher'im. Valla sanki kalbim müfri. Hele bak. He? Dayı ben doktor muyum, ne anlıyorum? Oğlum doktora gösterem deyim, para değilsin. Polat Bey dostlarından para aldırmıyor efendim. Valla sanki kalbim sızısı geçti. Görürsün alem daha Cevher. Yarın gelek de kendimize baktırak. Yarın mı gömüler Bulut'u? Defnediler. Ya sen git tansiyonuna, şekerine, yağına, suyuna baktır. Ona göre yarın ben muayeneye girem. Dayı benim bir şeyim yok. Dayın sana ne deyse yap Cevher. İçime doğru. Azrail kol gezi. Bak beni kıllandırırsın dayı. Ya. Kızım. Buyurun. Cevher Bey'le ilgilenin. Hızlı bir check-up yapalım. Buyurun efendim. Hadi. Selamünaleyküm. Aleykümselam.
Arkadaş başı sağ olsun. Dostlar sağ olsun. Kardeş duyar duymaz gelem dedim. Senin benim gibi adamların dostu az olur. Dostunu kaybettiğin için ciğerden üzülmüşüm. Allah razı olsun. Kardeş nasıl oldu? Zaza sen öğrenmişsindir nasıl olduğunu. Ya işte adettendir diye söyleyeyim ha. Herkes soracak ne oldu diye. Memati de anlatacak ki içi rahatlıyor. Ben de dizlerimi döveceğim. Vah vah diyeceğim ki içim rahatlıyor. Koca karı mısın? Ne dövünüyorsun? Sanki Bulut'u seviyordun. Ya husumetim yoksa vah beni derim. Oh beni demem. Sevmeye gelince de bilirsiniz ben insan sevmeyeyim. Sanki hayvan seviyorsun. Şimdi yeri değil taziyedeyik. Yoksa ben size anlatırdım bütün mahlukatın benle macerasını. Şimdi küçükken it otarıydım it. Bir böyle çomar vardı. Ya kim yaptı değilsiz? Hele az anlatın, beni konuşturmayın. Sen ne duydun onu anlat. Bizim bildiğimiz uzaktan dürbünlüğüyle sıkmışlar. İki de keleşli varmış. Ciğersiz, kendini göstermemiş değilsiz he? Kimmiş o ciğersiz? Ya ben Memati'ye de dedim. Bu Zülfikar'ın yeğeni yok mu Ögeycan? Sabah bana geldi. Bir adım ileri iki adım geri konuştu. Verdim dersini yolladım gitti. Memati'yi de aradım. Bu oduna dikkat et. Gelip ayağınıza düşmesin diye. Ama beni dinlemi ki. İkide bir Özcan'ı getirip şu masaya koyma Zaza. Özcan kim ki beni öldürmeye kalksın, Bulut'u vursun. Kardeş sen beni yanlış anlısın. Ben kimseyi kafa kafaya vurdurduğum yok. Hem dürbün değilsin. Keleş değilsin. Bu hain, senin benden kestiğin ceza için gidip Öndergil'in kapısını çalmadı mı? Müsaade et ben önden konuşayım. Ola ki sana karşı hadsizlik etmeye. Daha ne hadsizlik edecek Zeynel? Allah Allah. Ulan Yezid. Sana kalk dedim Yezid. Kalk. Şu hale bak. Zeynel, tıçını. İşin yarım kaldı. Efkarlandın. Kendini içkiye mi vurdun? İt. Amca. Ağam, bunun değil birine sıkacak. Yatağa gidecek hali yok. Yezid, poz kesiyor. Üç şişe içkiyi nasıl içer ağam? Böyle poz mu kesilir? Vurduğu Bulut. Memati kadar namı var. Ya
Zeynel, şunun üstünü başını değiştir, arabaya getir. Vurma. Ne vuruyorsun lan şerefsiz? Sen mi sıktın buluta? Güneşe sıktım. Gece oldu Zeynel. Bulut kim? He? Ne dedi sana Özcan? Niye geldi? Ya aklı sıra hani benim emmisiyle ters durumum var ya. Ha, bağ ayar çekecek. Memati'ye karşı, emmisine karşı hani biz birlik olacakmışık. Bu çocuğun öyle bir çapı yok. Bunun arkasında kim var? Usta, biz de onun yaşında böyleydik. Kim olacak? Aklı sıra oyun kuruyor. Bir şey de beceremiyor. Zaza'ya örgütçüleri yollaması bir akıl. Ama beş para etmez bir akıl. Mamati, biz onun yaşındayken bela mela değildik. Büyüğümüzü tanıdık. Devir değişti Zaza. Sen bu çocuğu bana niye savunisin? Beni şişirmek için sen... Aha burama gelmiş ya. Daha ne diyeyim? Daha ne diyeyim bu işi bu yaptı diye fotoğrafını mı çekeyim? Aha bele bele sıktı diye. Kimseyi savunduğum yok. Bulut'a kim sıktıysa onu elimden alacak bir kulu Allah daha yaratmadı. Gel. Zülfikar Ağa'yla yeğeni geldi. Bu müsaade. Otur Zaza. Otur ki şu işi bir anlayalım. Ya şimdi ters yüz konuşurlar. Dayanamam, keserim kulaklarını. Taziye'de razilik çıkar. Olan sizin raconunuza olur yani. Bir şey olmayacak Zaza. He. Gerçi hastane burası değilsin. Tikerler. Yani kessen bile. Hoş geldin. Eyvallah. Buyurun. İmdat ceketi ver. Beni nereye getirdiniz siz ya? Yine sustur şu köpeği. Ya benim hastanelik bir şeyim yok ki. Ya oğlum senin işin mezarda. Yine Yezidler içinde beni rezil edeceksin değil mi? Senin gibi yeğeni olanın Yezid'e ne ihtiyacı var yavrum? Hadi. Çek ulan. Duydum ki dostum dostunu kaybetmiş. Ola ki dostumun canını canım yakmıştır. Canım dostuma feda. Ne alakası var Zülfikar Ağa? Bulut vurulduğunda dedim ki Zeynel öğren bakalım bu iş nasıl olmuş. Zeynel dedi ki Memati'nin kapısının önünde olmuş. Dedim ki bu işi Yezid yapmıştır. Gittim evine. Kafa bir dünya. Çekmiş mazotu, sinek vuracak hali yok. Ama evvelini bilmem. Göycan. Neye dertlendin daha bu kadar içtin? Bana bir abilik yap. Beni öldür. Bu rezillikten kurtar. Bulut'a sen mi sıktın? Ben Bulut Mulut tanımam. Sana sıkmak istedim. Amcam beni kovunca aklım başımdan gitti. Büyük bilip Zaza dayının yanına gittim. O da aklımı başıma getirdi. Dediklerime pişman olup eve gidip içtim. Ama... Yine de dersen ki sen ölmeyi hak ettin. Hak ettim. Ama kimseyi öldürdüğümden değil. Saygısızlık yaptığımdan.
Benim seninle bir derdim yok Özcan. Bundan sonra bana kafan atarsa kalk karşıma gel. Ne derdin varsa söyle. Baş üstüne abi. Ver elini öpeyim. Kalk yerden. Kalk. Başın sağ olsun abi. Dostlar sağ olsun. Bana müsaade. Benim biraz kalbim üfüdü. Gidem doktora baktıram hele. Bu niye böyle kötü kötü sesler çıkarayım? Zülfikar ağa buyurun oturun. Ben cenazeyle ilgileneyim. Sen dostlarını ağırla. Ambele bir şey oldu yani. Merak etme. Hallederiz. Tuncay Bey, misafirlerimize kahve söyle. Kardeş. Bunlar ne güzel bağlama çaliler böyle amcayı yeğenliyor. Zaza, sen yeğenim dediğin birini başka birinin ayağının altına atar mısın? Adam öz yeğenini getirmiş atmış. Ya Zülfikar'a sözüm yok. Yazığım var. Ama bu yeğeninden o da çekersiz de çekersiz. Bak ben şimdiden söyleyeyim. Ben çekmem. Çektiğim tesbih elimde kaldı. Ona göre ha. Abi Alper geldi. Görüşeyim. Hadi eyvallah. Bayu tiyatro neydi hele? Bundan sonra benim en has adamım Ögeycan'dır ona göre. Hayır mı dayı? Niye olacak oğlum? Alemi adam parmağına takmış oynadı. İyisin değil mi Abdüley? İyiyim Alper. Nasıl oldun Abdüley? İyiyim abi. Otur. Bulut gitmiş. Bulut gitti. Asıl Şahmeran gitti. Abi nasıl olsa inini biliyoruz. Ben ona gitmeyeceğim. O bana gelecek. Bulut işine bir bakın bakalım Alper. Arkasından kim çıkacak? Bakıyoruz usta. Memati'nin vurduklarını araştırıyoruz. Oradan bir iz yakalarız. Ben gidip Sünger'le bir muhabbet edeyim. Bakayım kafasının içindeki merminin altında başka neler var. Usta, bir başka durum daha var. İhtiyarlar Bulut'un cenazesini kendi usullerince defnedeceklermiş. Neymiş ki usulleri? İsimsiz mezar taşsız gömüyorlar. Niye ki abi? Sistem onu gerektiriyor. Arkalarında iz bırakmamak için. Bir de başkan seninle görüşecekmiş. Nerede? Mezarlıkta. Başın sağ olsun benim babam. Dostlar sağ olsun. Ya siz sağ olmasanız dostların sağ olacağı mı var? Allah gücünüzü arttırsın. Hangi bir yere nasıl yetişiyorsunuz? Benim aklım almıyor. Babam Emdu. Ben hayatta hiç kimseye akıl vermeyi sevmem. Sen de benim büyüğümsün. Sana akıl vermek haddim de değil. Estağfurullah benim babam. Buyur. Ölüm diye bir şey var Memduh baba. Allah uzun ömür versin. Bir torunum var. Biliyorsun, ben örgütçüleri sevmem. Ama ölüm var.
Yarın öbür gün ölüm dediğin sıralı gelmez. Ciğerine oturur. Diyeceğinde iki kelime bir şey vardır, diyememiş olursun. Bir ömür pişmanlıkla gezersin baba. Allah şahit benim babam. Biri bana dese ki Memati sana böyle böyle diyecek. Yalan söylüyorsun. Memati böyle konuşmaz derim. Dostunu kaybetmişsin. Acın büyük. Ama bizim meselemiz başka. Sen bilirsin baba. Benden söylemesi. Abi. Sofra hazır. İyi, otur ye. Abi ama ağzına bir lokma bile bir şey koymadın. Size ne diyorsam yapın. Abi, biz de cenazeye gelelim mi? Cenaze menaze yok. Ne demek yok? Yani kadınız diye insan değil miyiz? Cenaze merasimi yok. Bulut'u gömdüler. Kim gömdü? Ay öyle şey olur mu böyle usulsüz töresiz? Töre bu gülenden vır vır etme. Böyle töre mi olur? Almamış. Gülendam, başıma bir şey gelirse Hüsnü'yle beraber Ali Memati'yi alıp başka bir şehre yerleşip yaşayın. Çocuk hiçbir zaman babasının kim olduğunu, ne iş yaptığını bilmesin. Sizi anası babası bilsin. Abi, hiç öyle şey olur mu? Beni dinleyeceksin. Bu çocuk da benim gibi olmayacak. Adının mematesini de kullanmayın. Ali ona yeter. Yoksa bu ölüm sevdiklerimin peşini bırakmayacak. Emredersiniz efendim.